sevgili başkan ekonomi yönetiminde gerçekten bir sıkıntımız mı var? Yani ekonomi yönetiminin performansını ölçtüğünü değerlendirdiği zaman halka umut veren ya arkadaşlar realitemiz gerçek bu da hani böyle de bir durum var deyip de yani ya ne yapalım bakan da haklı Merkez Bankası da haklı şu da haklı deme durumunda olamıyoruz. Yani ben Yine peygamberimizin güzel bir sünnetinden söz edelimiz. O güzel bir sözdür. İşi ehline vermek. Şimdi bu ülkenin geçmişinden beri en büyük sorunu şuydu. İşe göre adam mı, adama göre iş mi, Fehmi abi? Sen baktım güldün. Ya bak. E i̇ş... hani pasattın da şimdi bu tam böyle derin bir konu şimdi söyleyeceğiz. Ee, ya ben gazetecisin evli değil abi. Mi diyecek yani? Bakın. Biz isim beyan, beyan ettik mi abi? Şu kişi ortaya dedik, demedik. Hayır. Sadece peygamberimizin güzel bir sünnetinden söz yola çıktık. İşi ehline vermek. Şimdi temel sorun ya bir iş yanlışsa yanlışlık söylenir. Bakın hani şeyden Merkez Bankası başkanının İstanbul Sanayi Odası'ndaki konuşması, sanayicilerle bir araya gelip "Alma abi, kredi böyle. Biz bu fiyattan fonluyoruz, sen bu fiyattan alıyorsun. Alma." Onlar sana kimsenin kimseye gittiği yok abi. Çok basit. Nasıl karşılandı? Sanayii çok o, ya çok a, gerilim hatt safadaydı. Ya zaten Merkez Bankası başkanının vücut dilini okumadınız mı orada? Yani baskı gördüğü ortada. Ama siz sanayicilerle çıkıp böyle bir sohbeti yapıyorsanız bugün sanayicinin sıkıntısı büyük. Ne demek o? Kredi yani yok, Kardeşim gerçeklik bu ama bir de böyle var. Biraz sabır ya filan da bari ya. Abi, şi, şi, bir, bir de şöyle bir şey. Sabrı neye göre verecek orada? Çark dönüyor. Ama Se bir vade olması lazım şu zamana kadar. Abi zaten vade gidiyor yani. Abi zaten hep vaat gidiyor. Diyor ki 3 ay sonra olacak. 3 ay geçiyoruz. ikinci Bakın Şubat ayında bize tarih veriliyor. O tarihte şu Abi bu şu, bize verilen bütün tarihler e, bir şey çıkmıyor. Sevgili başkan, eski bir belediye başkanı varmış. Senin derdin, tasam var. Evet. Geldin. Sevgili Turgaycığım benim için çok önemlisin. Bak senin sorunun beyaz kağıdın başına yazıyorum. Sonra Fehmi geliyor. Sevgili Fehmi benim için önemlisin yeni bir beyaz kağıt çıkıyor başına. ya ben bu siyasetçilerin bu yorumunu buna benzetiyorum. Ben. Ee, o kağıt masada mı kalıyor yoksa çıktıktan sonra başka bir ya şey yok, Ya yok o kağıt gündemde yok. O gün seni yaptı. Adam beni kağıda yazdım. Gözümle gördüm. İşte eskiden siyaseten ki parlamento muhabirliği e, halen aynı şekilde aynı görevdeyiz. Sen de ben de gidiyoruz görüyoruz. Geçmiş yıllarda da çok etkin hani birebir o şeylerde tanılsa. Paketlerin üzerinde konulan kart hamilim der notları bittikten sonra çöpe atılmıyor muydu abi? Evet. Yani vatandaşın siyasetteki umudu, çözümü, kurumsallaşma yarattığı zaman devlette zaten o iş çözülecekse çözülmek zorunda. Siz vatandaşı niye ısrarla bir yerlere taşıyacaksınız? Şöyle dedim mi, Merkez Bankası Başkanı keşke İstanbul Sanayi Odası'na gidip bu konuşmayı yapmasaydı? Bence orada şöyle, yine bir taktiksel hata yaptılar. Mesela basına açık verdiler. Genellikle bu tür toplantılar, e, protokol konuşmalarından sonra basını medyacılar... Kapatın. Yani bildiğin şeydir. Ya sanayici derdini vererek... söyleyecek, şikayet edecek, nazıyla oynayacağım Hı. biraz ya. ya bravo, biz... E, haber takibine çıktığımızda abi sen de biliyorsun yani siyasetçileri, eski başbakan, cumhurbaşkanı herkesi ziyaret ettiğim yani oradaki şeyi etkinliği takip ettiğimizde protokol konuşmalarından sonra ne yapılıyordu? Arkadaşlar size teşekkür ederiz. Bundan sonra basına kapalıdır. Siz bu şekliyle yani açık olan on rekor dediğimiz kısma mükellefsiniz diye söylenirdi. Biz de çıkardık dışarı ne yapardık abi haberi yazardık. Şimdi burası... O kadar özgüven yüksek ki Merkez Bankası Başkanı. İstanbul Sanayi Odası'nın karşısına çıkıyor. işte konuşacak. Yahu deve dişi gibi sanayici var orası. Ne diyorsun başkan? <laughs> e, o da işte onlara dönüp diyor ki yani. ben sizin işte paraları nereye harcadığınızı biliyorum. Onlarla döviz aldınız parayı çıktı dışarı. Yani siz o zaman bir kere bankacılık bakın bankacılık düzenleme denetleme kurulunun yasasına göre suç işliyor Merkez Bankası Başkanı. Ne demek? senin paranın nereye gittiğini ben iddia etme noktasında bir bilgiye sahipsem ve bu bana gelmişse bu suçtur abi. Peki şunu sorayım abi. Geçmişte yaşadığımız IMF e benzeri acı reçeteleri, kemer sıkmaları, bakın şimdi bunlar ifade edilmiyor. Yani Cumhurbaşkanı azıcık dayanın diyor. Öbürleri diyor ki dayanın geçecek. Ama kemer sıkmamız gerekir. Önce devlet kemer sıkacak lafı ortaya gelmiyor. Hala e, en büyük ihaleler belli isimlere gidiyor. E, fizibilitesinin nasıl olduğunu bilmediğimiz büyük projeler masada oradan böyle bir, bir, yani paslaşılıyor. Örnek olarak devlet böyle kriz döneminde hani bunun adı kriz mi? başka? Şu andaki kriz abi başka ne Değil olacak? Mi? Hani ilk önce bu yok kriz değildi hani bazı insanlar kriz demeye bile korkuyor reklam arasına gidiyoruz galiba iki dakikamız var sorumu tamam. ondan sonra siz cevap verin değerli başkanım. Ama sana pas atarsam kızmazsın değil mi bana? Yok estağfurullah. Hani şimdi bu tanımın adı kriz mi? Kriz. Ya ekonomik kriz var demeye korkan bir kesim var. Tamam. Çünkü yani bunu söylediğin zaman bu ülkede enteresan bir sorun var abi. Seni bir kalıba sokmak zorunda. Ya yanlışsa yanlıştır. Yani sorun varsa sorun vardır. Ya beni niye bir kalıba sokacaklar? Seni niye Abi, bir kalıba sokacaklar? Eski AK Parti'nin genel başkan yapsa halen orada da bu İmamoğlu seçim için dedi ya yani. Ol, hani olmasa da olmuştur yani. <laughs> ya yani. öyle bir şey bu, bu. İşte buradaki temel sorun şurada. Bizler eskiden e, bir dizi şeyleri konuştuğumuzda önümüze rakamlar gelirdi. DPT bu anlamda çok değerli bir kurumdu. Yani devlet planlama teşkilatı size 5 yıllık kalkınma programları koyardı. O kalkınma programları içerisinde büyüme noktaları, stratejik alanlar bir sürü bir şey. E nerede abi? Belediye başkanları devlet planlamadan o projeye onay almak için jüriye çıkmış gibi anlatırdı, ikna ederdi bilmem ne. Adam Çünkü adam verdi devlet parası harcanacak. Rantabil değil kardeşim yani. Yüksek planlama kurulu vardı.